Merhaba arkadaşlar, bu videomda size Inkscape'de mandala desenlerini nasıl kolayca çizebilirsiniz onu göstereceğim. Önce dokümanımın 1000 piksele 1000 piksel olarak ölçülerini ayarlıyorum. Görünüm bölümünde kılavuzlar kutusu işaretli ve eklentiler bölümünden render bölümündeki kılavuz oluşturucu. Kılavuz oluşturucuda düzenli kılavuzlar özel olacak, sütunlar ve satırlar 2 ve alttaki bu iki kutuda işaretli olacak. Canlı ön izleme diyorum, uygula deyip kapatıyorum. Böylece bana yardımcı olacak bu kılavuzları oluşturmuş oldum. Önce size çizgilerden bahsetmek istiyorum. Herhangi yaptığımız bir çizginin büyüyüp küçüldükçe ölçünün değişmemesi için bu sağ üstteki düğmelerin en başındaki olan bu düğmenin seçili olmaması gerekiyor. Seçili olursa yaptığınız çizimlerde büyütüp küçültmelerle ölçüler değişir. Bir diğer önemli nokta da Bezier düğmesi ile çizgiler oluşturacağız. Bu oluşturduğumuz çizgilerin köşelerinin ve uçlarının yuvarlak olarak ayarlamak gerekiyor. Onu da kontür stili bölümünden bu iki düğmeye tıklayarak ayarlıyorum. Şimdi bu iki yaptığım çizimi sileceğim. Gelişi güzel bir şekilde çizgiler oluşturuyorum. Hiç özenmiyorum bu çizgileri oluştururken. Çizgilerin hepsini tek tek seçmek yerine Shift Alt tuşuna basarak böyle üzerinden kırmızı bir çizgiyle hepsinin seçimini sağlayabiliyorum. Bunu grupladım. Yol efektinden yol bölümünden yol efekti bölümüne gidiyorum. Burada önce ayna efektini uyguluyorum. Daha sonra kopyaları döndür efektini uyguluyorum. Kopya sayısını 12 olarak ayarladım. Şu merkezde bulunan noktayı benim kılavuzların tam merkezine getirip ayarlıyorum. Hızlı bir şekilde böyle mandala için gerekli olan çizimleri kopyalar halinde bu şekilde hemen hazırlayabiliyoruz. Orijinal olan çizgileri seçebiliyorsunuz. Diğer bölümleri seçemiyorsunuz. Değişiklikleri de bu orijinal çizgilerin üzerinde yapıyorsunuz. Her bir çizgiyi seçip istediğiniz eğimleri vererek bu mandala deseni yavaş yavaş oluşturmaya başlıyoruz. Gözünüze hoş gelen bir yerde bırakabilirsiniz. Daha sonra nasıl olsa düzeltme imkanınız da var. Noktaları birbirine birleştirirken birbirlerinin üzerine denk gelmesine dikkat edin. Daha sonra pek hoş olmayan bir görüntü çıkabilir. Noktalar birbirinin üzerine denk gelsin. Katmanın içinde bu çizdiğim çizgiler bir grup olarak G975 diye bir isim verilmiş ve bunların altında çizdiğim 4 tane çizgiyi görebiliyorum. Grup seçiliyken grubun içine bu küçük çizgileri çizmeye başlıyorum. Çizdiğim her çizgiyi diğer bölümlere de hemen uyguladığını görüyorsunuz. Grubun dışına çizersem bu çizgileri uygulamayacak. Grubun içine çizdiğim için bu şekilde hızlı bir şekilde kopyalıyor.
Noktaların üst üste gelmesi önemli. Onları da kontrol ediyorum. Desenimizin yavaş yavaş oluştuğunu görüyorsunuz. Şimdi bu grubu kapattım ve katman bölümüne geçtim. Bu grubun dışında bir çizgi desen çizmek istiyorum. Bezier düğmesiyle düz bir çizgi seçiyorum. Çiziyorum ve burada Power Stroke, bu efekte tıklıyorum. Power Stroke çizginin üzerinde noktalar oluşturuyor. Bu noktaları istediğimiz yöne çekerek çizgiyi böyle bir desen haline getirebiliyoruz. Ona istediğimiz şekli bu şekilde veriyoruz. Kestim. Sağ tuşta açılan menüden bu grubun içine gir seçeneğini tıkladım. G975 grubunun içine gir seçeneğini tıkladım ve yapıştırdım. Şimdi onu istediğim yere şöyle ayarlıyorum. Yine katman bölümüne geçtim. Burada da bir daire çiziyorum. Bu çizgi olmayacak. İç rengini siyah olarak verdim. Küçük noktalar oluşturacağım. Bu işlemi katmanın dışında yapıyorum. Bakın dikkat ederseniz. Ve bu kopyalar diğer yerlerde kopyalanmıyor henüz. Yeni bir desen oluşturuyorum bu şekilde. Bunu da grupladım. Buna da ayrı bir isim verdi şimdi. Yine ona ayna simetrisini verdim. Fakat burada bakın şöyle bir küçük ayar yapmam gerekiyor. Düzenlemem gerekiyor. Kılavuz çizgiye göre onu ayarlıyorum. Tam olarak kılavuz çizgiye getirirsek daha doğru düzgün bir şekil verecektir. Şimdi yine buna ayna simetrisinden sonra kopyaları döndür efekti veriyorum. Rotate copies. Burada yine 12 kopya olarak oluşturacağım. Ve merkez noktayı da merkez noktaya böyle ayarlıyorum. Inkscape'de bu iki efekti kullanarak, özellikle bu iki efekti kullanarak böyle güzel desenler oluşturmak mümkün. İstediğiniz grubun içine girmek için bu sağ tuşla o grubu seçip onun içine gir diyorsunuz. Şimdi gene 975 numaralı gruba girdim. Başka çizgiler oluşturacağım burada. Bu çizgiyi seçiyorum. Şimdi onu biraz kalınlaştıracağım. 1 piksel değil, 3 piksel olarak ayarlıyorum. Bir üstteki çizgiyi de yine onun da kalınlığını biraz arttıracağım. 2 piksel olsun. Biraz daha belirgin bir hal alıyor. Yine nesne ve katman, layer ve obje bölümüne geçtim. Şu iki uç noktada bir yarım daire çizeceğim. Bu yarım daireyi kestim ve bu üstteki katmanın içine giriyorum. Buna yapıştırıyorum. Yapıştırdığım anda hemen bakın böyle güzel bir görüntü ortaya çıktı. Küçük bir değişiklik yapacağız. Şöyle noktaları birleştirelim.
Çizgilerimin ucundaki yuvarlaklık kaybolmuş. Hemen onu düzeltmem gerekiyor. Yuvarlak olursa çizgilerin bitişi daha iyi. Mandala çizimi gerçekten insanın beynini boşaltan, böyle rahatlık veren, zamanın nasıl geçtiğini unutturan güzel bir seçenek. Evet. Tekrar bezier düğmesiyle bir çizgi çekiyorum. Yine buna yol efektinden power stroke efekti vereceğim. Bunu gene buradan kestim ve bu diğer katmanın içine gruba gir diye diyorum ve yapıştırıyorum. Orijinal seçtiğim deseni hareket ettireceğim şimdi istediğim alana. Nerede hoşunuza gidiyorsa o şekilde o alana getirip bırakıyorsunuz. Bu orijinal deseni kopyaladım ve dışarıya aldım, grupların dışına. Onu farklı bir şekilde yerleştirmek istiyorum. Biraz daha küçültüyorum. Küçültüp incelteceğim, biraz da eğim verirsem daha iyi olacak. Önce mirror symmetry, ayna efekti. Bu şekilde merkeze hizalamak gerekiyor. Tam kılavuz çizgiye getirmezseniz şu ortadaki noktayı eşit bir şekilde dağılmayacaktır. Önemli olan noktalardan birisi bu. Rotate copy istedim buna da. Yine bunu da 12 olarak arttırdım kopya sayısını ve merkeze hizalayalım. Ben bu çizimi yaparken gerçekten çok eğlendim. Sizler de bu şekilde hayal gücünüzle değişik desenler ortaya çıkarabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.